Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte YouTube Gaming isimli uygulamayı inceleyeceğiz. YouTube Gaming aslında adı üzerinde olan biraz da YouTube'un çıkartmış olduğu bir oyun uygulaması. Henüz APK'sı var, deneme aşamasında, yani geliştirilme süreci devam ediyor uygulamanın. Ancak dilerseniz siz de indirip kurcalayabilirsiniz uygulamayı. Uygulamanın indirme linkleri açıklama kısmında bulunuyor. Şimdiden bunu belirteyim. Şimdi uygulamanın ne olduğunu söyleyeyim ben size. Twitch'e rakip bir uygulama. Zaten bunu dediğim zaman uygulamanın tam olarak ne işe yaradığını siz de anlayabilirsiniz. Bir canlı yayın uygulaması. En temel mantığı bu. Gördüğünüz gibi şöyle aşağıya indikçe canlı yayında olan, mesela şu an bir GTA 5 oyunu bir kullanıcı tarafından canlı yayın yapılıyor. Canlı yayınları buradan girip izleyebiliyoruz. Şu an için canlı yayın yapma özelliği yok uygulamanın içinde, ancak muhtemelen nihai sürümüne ulaştığı zaman, yani tam sürümü çıktığı zaman canlı yayın yapma özelliği de uygulamaya eklenecektir. Burası ana sayfamız. Bir yan tarafı, yani Games, oyunlar sekmesine geldiğimiz zaman burada işte iyi olan, hani en meşhur şu an en çok izlenen oyunları sıralıyorlar. Bu aralar Rocket League çok fazla izleniyormuş. Buraya girdiğimiz zaman Rocket League ile ilgili yayınlara bakabiliyoruz. Şöyle inelim. Eğer bir canlı yayın varsa şuradaki zaten kırmızı işareti, canlı yayın olduğunu işaretini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer buradan bakmak istemiyorsanız bir yan tarafa kayıp canlı olan yayınları görebiliyorsunuz. Popülerler kısmı var burada, zaten şöyle yanıyor işaretini koymuşlar. Bu hafta işte buradan ya da son ya da bütün zamanların popülerlerini seçebiliyorsunuz. Bunlar canlı yayın değil, onu söyleyeyim. Zaten yanında herhangi bir canlı yayın işareti yok. Bu hafta popüler olmuş videoları bizim karşımıza çıkartıyor. Yani buradan anlayabileceğimiz üzere şu an sadece canlı yayın olan videoları burada göremiyoruz. Hani canlı yayın dışında da bu haftanın ya da bütün zamanların popüler Rocket League videolarını izleyebiliyoruz. Mesela şöyle bir şey yapmışlar. 10 tane manyak Rocket League golü. Böyle bir sıralama yapmışlar. Bu kısımda da listeleri görebiliyoruz. İşte 20 tane Rocket League videosu var. Arka arkaya bunları takır takır oynatıyor. Burada hemen review, yani incelemeleri görebiliyoruz. Onun dışında hakkında kısmı var. Hakkında kısmı da Rocket League ile ilgili bize bilgiler veriyor. İşte ne zaman çıktı, oyun nasıl bir oyun, hangi platformlarda var vesaire gibi bilgileri burada bize ufak bir şekilde özetliyor. Bu kısım İngilizce. Türkçesi gelir mi gelmez mi şu an için sizlere ne söylesem yalan olur. Ben geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Onun dışında şurada oyunları görebiliyoruz. Şöyle sonsuz oyun var arkadaşlar. Eğer hangi oyuna sempati besliyorsanız o oyunun girip canlı yayınlarını ya da videolarını izleyebilirsiniz. Dediğim gibi oyunlar kısmı bu şekilde. Bir de kanallar kısmı var. Burada gördüğünüz gibi mesela PewDiePie'in kanalı. Başına yıldızı koyduğunuz zaman siz o kişiyi takip etmiş oluyorsunuz. Ben şu an bir hesapla giriş yapmadığım için koymamın çok bir anlamı yok. Tabii bu özelliğini kullanabilmek için hesabınıza giriş yapmanız lazım. O da şuradan oluyor. Sign in kısmında dilersek uygulamaya giriş yapabiliyoruz. Hangi hesabımıza giriş yapıyoruz? Gmail hesabımıza giriş yapabiliyoruz. Bunu da belirtelim. Uygulama ara sıra sapıtıyor. Bunu da belirteyim. Zaten APK olarak kuruyoruz. Tam sürüm değil şu anda. Ayarlarda da zaten bakacağınız bir şey yokmuş. Boşu boşuna yırtılmışız diyelim. Dediğim gibi şu an herhangi bir canlı yayın yapma özelliği yok. Uygulamayla ilgili benim esas merak ettiğim konu şu: Twitch.tv'ye rakip olabilecek mi? Yani hani orası biraz tartışılır. İlerleyen günlerde göreceğiz bunu. Ama YouTube çok büyük bir platform. Yapacağı çeşitli atılımlarla muhtemelen Twitch'in ezeli rakibi olacaktır gibi geliyor bana. Muhtemelen Twitch tarafı da bu konudan hiç mutlu değillerdir. Tabii çok büyük bir pasta arkadaşlar bu. YouTube'da bundan büyük bir dilim yemek istiyor illaki de. Çok fazla canlı yayın izlemeyi sevenler var. Ben de arada bir açıp izliyorum canlı yayınları. Hoşuma giden oyunları daha oynayamamışsam direkt açıp canlı yayını izliyorum. Neler oluyor, neler bitiyor. Oradan bir kontrol ediyorum. Lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. YouTube Gaming bu şekilde. Sizler de ne düşündüğünüzü yorum kısmına yazın. Sizce Twitch TV'ye rakip olabilir mi? Ya da bu uygulama çok tutmaz mı? Ne düşünüyorsanız bunu yorum kısmında belirtin. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip etmeyi unutmayın. Ayrıca videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.